Merhaba arkadaşlar, yeni bitirilesi videosuyla karşınızdayım. 2021 yılını bitirmemize çok az bir zaman kaldı ve ben bu sene çıkmış olan dizileri bir listelemek istiyorum. Bu senenin ortasında, Haziran ayının sonunda yani yapmıştım bunu. Öyle kaldığımız yerden devam ediyorum. O videoya burada gördüğünüz diziler hakkında düşüncelerimi merak ediyorsanız kartlara bırakıyorum. İzleyebilirsiniz o videoyu. Temmuz'dan itibaren bu zamana kadar onlarca dizi çıktı. Burada 33 tanesini koydum. Öncesinde Aşk, Ölüm ve Robotların ikinci sezonu da çıkmıştı ama onu listeye koymayı unutmuştum. Burada ekledim. Son olarak da yıl son etkinliği olarak bu listeyi Discord'da siz de benimle paylaşabileceksiniz. Hep birlikte bu listelere bakacağız, yorumlayacağız. Ne, neymiş, ne değilmiş diye. Kim neyi beğenmiş, kim neyi beğenmemiş gibisinden. Böyle bir etkinlik planladım. Duyuruları takip edin Discord'dan. Açıklamadaki linkten bu sunucuya katılabilirsiniz. Şimdi başlayalım. İyi seyirler. Adventure Time Distant Lens'in son bölümünü buraya koyma gereği duydum. Çünkü öncekinde koymuşum. Bu da hani ayrı olmasın. Zaten diziye verdiğim genel puan B'ydi. Wizard City'de inceleme yapmıştım. Bence C'lik bir bölüm. Anime ikinci sezonunu izlemedim ne yazık ki. Bu arada buradaki dizileri de hala izlemedim. Değişen bir şey yok. Rick and Morty 5. sezon. Çok karışık duygular içerisindeyim Rick and Morty ile ilgili. Kötü bölümler vardı. Saçma esprilerin, iğrenç sahnelerin olduğu birkaç bölüm haricinde fena değildi. O kötü bölümler aklıma geldikçe gerçekten F katmanına koyasım geliyor. Aradan o kadar zaman geçti ve ben maalesef iyi hatırlayamıyorum bu sezonu. Tamamen kötü yönleriyle aklımda kalmış. Hani D mi versem, ama o kadar da kötü değildi ya. İyi bölümleri de vardı. Her şeye rağmen güldürdü. C tam ortası oluyor. Aynen. Tamam. C uygun ya. Ben tam ortası olsun. Daha fazlasını da veremem. Üzgünüm. Amphibia 3. Evet. Bu arada hiç inceleme çekmediğimi fark ettim. 3. sezonla alakalı. Kısaca bir konuşayım. Bilmiyorum ben ikinci sezonun ilk kısmını daha çok beğenmiştim. Zaten o zaman işler bu kadar karışık bir hale almamıştı. Sakin kafayla rahat rahat izliyorduk ama ben üçüncü sezonda yavaş yavaş sıkıldığımı fark ettim. Belki incelemeyi de bu yüzden yapmayı istemedim. Yani tamamen psikolojiktir belki sebebi. Amfibi'yi övüyordum. Hep övdüm bugüne kadar. Çok abartıyorsun diyenler oldu. Abartarak sevdiğim bir dizi. Hala da seviyorum ama izleme isteğimi azalttı. Sebepleri belki dizinin çok farklı yönlere kayması, belki iki sezon arasında çok bir zaman olmaması çok kısa zamanda çıktı yani bilmiyorum artık. Bu kadar kısa sürede çıkarmak bence yanlış oldu. Ben biraz özlemeye bile başlamadım yani Amfibi. Hemen ikinci sezon pardon üçüncü sezon birkaç ayda geldi. O ikinci sezonun finalinin etkisini biraz kaybettirdi. Bence dizi güzel ilerliyor ama A veremem. O yüzden B olsun. Big Mouth hakkında bayağı konuştum. Artık konuşmak istemiyorum. izlemedim zaten. Muhtemelen de izlemeyeceğim. Center World ve Kid Cosmic bunları da izlemedim. Merak ettiğim diziler olmasına rağmen fırsat bulamadım bir türlü. Masters of the Universe Revelation. Hadi LGBT olaylarını bir kenara bırakalım. Görsellik haricinde pek bir özelliği olmayan bir dizi. İkinci kısımda biraz daha toparladılar gibi oldu aslında ama yeterli değil tabii ki de. Hala kötü olmaktan kurtaramıyor kendini. O görselliğin hatırını ufacık da olsa sürükleyiciliği de var. Bunlara göre... E vereyim. Hazır şu kardeşin de yanına koyayım. Bu da yine çocuk dizisi olan versiyonu. 3 boyutlu animasyon yapmışlardı. Evet yani amacı belli en azından. Yine çok iyi değil maalesef. En azından amacı belli dediğim gibi. iki kötü he yapımı böyle yan yana dursunlar. Maya ve 3 Savaşçı hakkında konuşmuştum. Güzel bir dizi. Eğlenceli dakikalar geçirdik. B verilir. C az kalır yani buna. Adventure Beast. <laughs> Gel buraya gel gel kaçma. Bunu izlemeyin arkadaşlar. Komik desen değil. Eğlence yok. Çizimlere de baksan yani onda ekstra bir şey de yok. Dizideki olaylar anlamsız. Niye böyle bir dizi var anlamadım gitti. Çok kötü espriler dönüyor. Bir de çok satan kitabı olan bir yaratıcısı vardı dizinin. Ben de şey demiştim bununla ilgili. Tamam dizi bununla övünüyordu. Yani dizinin yaratıcısı iyi bir yazarmış ve çok satan bir kitabı varmış. Okey. Ama iyi bir yazar olması, iyi bir kitap yazarı olması iyi dizi yazıcı anlamına gelmez. Ki kitabı da iyi yazdığını bilmiyoruz. Yani çok satan dandik kitap da var biliyorsunuz. Sonuçta kalitesini de göstermiş bu yazar abimiz. E, rezalet bir dizi ortaya çıkmış. Dünyalı Eylül taklımda iyi kaldı. Hem televizyondan izlemiştim hem de eğlendirmişti beni. Hafta içi saat 6'da oturup koltuğun başında bu eğlenceli diziyi izlemek çok güzel oldu. Hoş bir diziydi ama çok daha iyi olabileceğini düşünmüştüm. Bir yerden sonra hikayesine pek odaklanılmadı ve tamamen eğlenceye döndü dizi. Bu da beni birazcık yavaş yavaş sıkmaya başlamıştı. Ortalama bir dizi. Neresine koyuyorsam ortanın. Hani şurası iyi ya. Burası güzel. Santa Inc. <laughs> Aslında izlemeyecektim. <laughs> HBO dizilerini izlemeyi tercih etmiyorum. Türkiye'ye gelince bakarım diye. Zaten altyazısını da bulmak zor oluyor. Ama bir baktım. Çıktığı zaman bir puan aldı IMDB'de. Bir yani. Direkt düz bir. Yani dedim abi bir. Abi bunlar ne yapmış? Açtım izledim. Birçok saçmalığın propagandasının yapıldığı. Özünde bir hikayesi olmayan biz o mesajı verelim kitleye. Yaptığımız iş pek önemli değil mantığıyla yapılmış dizi. Rezil yani. Çok da konuşup uzatmak istemiyorum. Zaten çok dizi var. Hemen geçeceğim. Komik değil. Görsellik tatmin etmiyor. Senaryosu kötü geçtim buna. Belki bilmiyorum. Bazılarını eğlendirebilir ama vermek istediği mesajlarla dizinin zihniyeti falan kötü bir dizi olduğunu söylemem lazım. Prince de HBO Max dizisi. Bunu da düşük puanlı görünce izlemeyi istedim. Bu o kadar kötü değil en azından. Tamam çok komik olmayabilir ama yer yer yine güldürdüğü yerler vardı. O yüzden bir üstüne koyayım. Hitman ki he işte bu. Çok iyi olmasa da beğendiğim dizilerden B versem mi diye bakıyorum. Şimdi C'ye baktığımda Aynen ya bu C'deki diziler hep eksikleri çok göze çarpıp canımı sıkan dizilerdi. Ama yine de biraz eğleniyordum tabii o C'deki dizilerde. Hitmonkey'de de eksikler olsa da canımı sıkmadı. Çünkü baya eğlenceli. Buradaki çoğu dizi espriyle işliyor ama bunun aksiyonu çok kuvvetli aynı zamanda. Burada diziyi daha akıcı ve eğlenceli yapıyordu bana göre. O yüzden B vermem uygun oluyor ama B'nin sonlarını tabii ki. Patrick dizisi ne yazık ki kötüydü. En azından Camp göre çok daha iyi bir dizi bekliyordum ama çok büyük farklar söz konusu değilmiş. Patrick yetmiyor taşımaya. Ya aslında zaten olay hani sünger bu artık suyunun çıkmış olması, komik olmaması vesaire. Orijinal dizisi de yani şu anki haliyle tekrardan çıksa beğenilmez. Kötü yani şu an baya. Benim en sevdiğim dizilerden biriydi sünger bu ilk 2-3 sezonuyla ve en çok eğlendiğim yani ama artık maalesef Patrick'te yetmediyse hiçbir şey yetmez. Bunun da en azından Camp Coral'daki gibi farklı bir yani animasyon kullanmamışlar. Bu yönden önünde sayabiliriz. E vereyim o yüzden. Ten Year Old Tom. Bu diziyi izlemedim ama çok merak ediyorum. Çizimleri çok kötü ama bu artık bir tarz olmuş dizinin yaratıcısı tarafından. Eski dizileri de bu tarzda çünkü dizi, dizinin yaratıcısı Steve Steve Dildarian'dı. Diğer HBO Max dizilerine kıyasla pek alıcı bulmamış ama IMDB'den bakıyorum. 8.3 puanı var. 800 oy var sadece. Dediğim gibi alıcı bulmamış fazla. Ama izleyenler de beğenmiş. En azından iyi mizah sahiptir ve HBO Max'e geldiğinde ilk bunu izlemeyi düşünüyorum. Merak ettirdi. Star Wars Visions izlemedim. O yüzden buraya koyayım. Zaten bu da iyi eleştiriler almadı. Bad Batch'i hep izlemek istemiştim. Bu Bad Batch güzel diyorlardı. Animasyon stili de güzeldi. Ama hiç bakamadım ya. Star Wars pek iyi çekmiyor maalesef. What if? Evet, What if incelemesini de yapacaktım aslında ama YouTube'daki çoğu Marvel kanalı zaten bunun incelemesini yapıyor diye ben o topa girmek istemedim. Abi ezan bitse de acaba ezanın sesi duyuluyor mu ya? Ona göre devam edeceğim. Bu riski alacağım. Beğendiğim bir diziydi What if. Özellikle çizimler, animasyon stili, aksiyon sahneleri çok başarılıydı. Bölümlerin bazıları çok iyiydi, bazıları kötüydü. Marvel evrenindeki önemli olaylar başka şekillerde olsaydı nasıl olurdu konseptini izliyoruz. Ben bunu çok sevdim. Sadece bazı çok devrenlerdeki olaylar yeteri kadar ilgi çekici ...değil ve izleme isteği uyandırmıyor bende. Bu birçok kişi için böyleydi bir de. Mantık hataları da var diye çok şikayet aldı. Ama bilmiyorum. Yani aslında çizgi roman mantığında ilerliyor dizi. Mesela zombili bölüm vardı. Onlar bayağı bilinçliydi bilindik zombilere göre. Bence bunun üstünde durmaya fazla gerek yok. Burada öyle olması istenmiş ve öyle kullanılmış. Çok ekstra bir mantıksızlık varsa evet tabii okey ama. E, eksiklerini belki ikinci sezonu düzeltir ve daha değerli topu bir dizi izleriz. O yüzden ben B veriyorum. Beğenmiştim çünkü çünkü. Hayalet ve Molly Yine 13-14 yaş altına tavsiye edebileceğim eğlenceli bir dizi ama beni sıkmaya başladı artık bu tarz diziler. Yaşım geçti herhalde. Bunları izlemek yetmiyor bana. Disney dizisi zaten yani dizide olan birçok şey daha önce izlediğimiz dizilerden tahmin edilebilir durumda. Çok çekici bir hikaye de değildi benim için. Çizimleri fena değil ama dünyalı elitin çizimlerini daha çok sevmiştim. Benzer zamanlarda izlediğim için kıyaslıyorum. Bir de biri Cartoon Network bir Disney'in yeni dizisi olduğu için. Yani bilmiyorum. C verdiğim diziler en azından biraz eğlendiğim dizilerdi. Buradaysa sıkıla sıkıla eğlendim. D vereyim ya. Monsters at Work. Bu da aynı şekilde tamamen boş zaman aktivitesi olarak izlenebilir. Bayağı basit bir dizi. Çocuklara yönelik olmuş tamamen. Fazla düşünmemişler üstüne. Yani Disney Plus'ta bir içeriğimiz olsun diye konulmuş gibi. Halbuki daha güzel bir dizi çıkarabilirlerdi Sevimli Canavarlar hikayesinden. Üstüne biraz daha düşünseler. Karakteri daha detaylı yazsalar o ana karakteri. Yetmemiş sonuçta. D verip geçtim. Aşk Gönül ve Robotlar ikinci sezon. İlk sezon bayağı beğenilmişti. Bence de fena değil. Çok sevdiğim tarzda konuları yok. Böyle daha bilim kurgu cyberpunk temasında şeyler vardı. Onları çok sevmiyorum aslında. Ama bölümlerin animasyon kalitesi bayağı iyiydi. Bu sezon daha kötü bölümlerle geri döndüler ve çok eleştirildi. Yine kimisi beğense de beğenmeyenler de vardı. Ben ne versem diye düşünüyorum. Ya zaten sevdiğim bir konsepti değil bölümler. Bu sefer iyi işlemediler o bölümleri. Yani sadece animasyonu iyi geldi bana. O yüzden hadi sana da D vereyim. Böyle çok üstün körü anlatıyormuş gibi gelir ama fazla uzatmamak için böyle yapıyorum. Hatta videoyu iki parta ayırmayı bile düşünüyorum. Yok ya tamam yapayım öyle. Chicago Party Hunt yine Netflix'in bu seneki dandik dizilerinden. Belki bilmiyorum 30-40 yaş arası keyif alır diziden ama hikaye kötü. Espriler kötü, çizimler sıradan. Yeni bir şey katmamış. Sen de kaldın ben de sınıfta kaldım bende. Blade Runner Black Lotus izlemedim. Adult Swim'in yeni dizisi Blade Runner 2049'dan öncesini anlatıyordu. Yani kötü eleştiriler aldığı için bakmadım bile. Dogs in Space izlemedim. Q-Force evet. Bunun hakkında konuşmuştum hatırlarsanız belki. E, LGBTQ ajanlarını anlatan bir dizi. Fragmanı bayağı destek almıştı Netflix'te. İzledim ve o kadar da kötü değil. Yani yine tavsiye etmem. Bazı espriler sahneleri iğrenç yine ama. Yani ne bileyim şu Adventure Beast veya Chicago Party Hunt kadar kötü değil. Gerçekten komik yerler vardı o yüzden bir D vereyim en azından. Arkane. Şimdi bana göre Invincible S seviyesinde bir dizi değil. Yani 10 üzerinden puanlamam gerekirse 10 vermem ama S seviyesi boş kalmasın diye oraya koydum. Açık ara farkı zaten en iyilerinden biriydi. Arkane de tam olarak 10 üzerinden 10'luk değil ama S vereceğim. Bu da senenin en iyilerinden. Hangisi daha iyi fazla düşünmedim üstünde. Ya bana göre tabii şimdi size göre farklı olabilir ama başka bir diziyi daha çok sevmiş olabilirsiniz. Normal. Bana göre şu an bu ikisi bu senenin en iyilerindendi. Şimdi animasyon ve çizimlere bakarsak Arkane büyük farklı önde. Prodüksiyon diyeyim yani prodüksiyon kalitesi olarak Arkane'in her bölümde çizimler, animasyonu baya titizken. Invisible'da animasyonların kötü gözüktüğü, özen siz böyle aceleye getirildiği için mi yoksa bütçeden dolayı mı artık bilmiyorum ama bazı bölümlerde bu problemi eleştirenler olduğu eminizde bu için. İkinci sezonda en azından bunlardan kurtulacaklarını düşünüyorum. Zamanları bol, bütçeleri artacak, prodüksiyondaki sıkıntılar kalkacaktır ama arken... Aşık ara farklı bu konuda önde daha en başından. İlk 3 bölüm Arkane'de en sevdiğim bölümlerdi. Daha sonra hikaye birazcık böyle daha klişeleşiyor diyeyim. Ya az çoğu hikaye zaten klişe. Invisible'da da çok klişe vardı ama tam olarak istediğim seviyede gitmedi Arkane'in diğer bölümleri ama ilk 3 bölümü gerçekten çok güzeldi. Onun dışında aksiyon sahnelerinde Invisible'ı önde görüyorum. Çok daha cesur ve son 2 bölümdeki kanlı sahneleri pek fazla görmeyiz dizilerde daha heyecanlı ilerledi açıkçası. Son iki bölümde bayağı heyecanlıydı. Arkane'de bu kadar heyecan yaratmadı son bölümleri izlerken. Karakterlere bakacak olursak ben Invisible'da yan karakterleri pek sevmemiştim. Yani işleniş olarak pek sevmemiştim. Arkane'de daha iyi işlendiler. Üstelik karakter sayısı da daha fazlaydı. Yani evet bakınca Invisible'da da fazla gibi o yan süper kahramanların bunlar pek fazla değinilmediği için çok işlenmediği için Seslendirmede de eşit diyebiliriz. İki dizide çok başarılıydı. Birbirlerinin üstün geldikleri yönler var. Hangisi daha iyi? Ya bilmiyorum. Bana göre tam eşit gibiler. Derinlik açısından Arcane mesela. O mizah konusunda da Invisible idi. Invisible o ile biraz daha sürükleyici olabiliyordu. Çünkü bazı bölümler yani sıradan süper kahraman bölümü gibi ilerliyordu ama en azından biraz daha mizahla onu ilerletebiliyorlardı. Çok kararsız kaldım. Prime Time Emmy ödülünde en iyi animasyon diziden Arkane alır muhtemelen. Ben de Arkane diyeyim ya. Zaten bu prodüksiyon kalitesiyle hak ediyor. S seviyesinin en üstü bu senenin en iyi dizisi Arkane evet. Hadi <laughs> bakın umarım başıma bir şey gelmez. Aquaman King of Atlantis izlemedim. Johnny Test evet yeni Johnny Test izlediğimde fena değil demiştim. Hatta incelemesinde de vardı ve C verdim sanırım. Ama burada C verdiğim dizilere bakıyorum da biraz fazla gibi. Yine tavsiye ederim günümüze en iyi şekilde uyarlanmış bence. Bazı kişiler eskisini daha çok sever olabilir. Bu da iyi ama yani benim yaşımı geçti biraz. Hayalet ve Molly için düşündüklerimi bunda da düşünüyorum. Inside Job bu sene en çok beklediğim diziydi çok net. Sadece bu sene de değil 2 yıldır falan hepsini bekledik. İzledik eğlendik ama Inside Job daha iyi olabileceğini ikimiz de biliyoruz. Yeterli gelmedi maalesef ama C seviyesinin en tepesinde yerin var. Düz dünyacılarla o kadar dalga geçtiğin için <laughs> helal olsun. Tuka ve Bertie geçmişti ikinci sezonuyla. İlk sezon Netflix'teydi ve iyi eleştiriler almamıştı. Ortalama bir diziydiğim daha çok yani. İptal edildi ve Edelstein'e geçti ikinci sezonunda. Bu da iyi eleştiriler alırsa bu sezon izlerim de ama yine değişen pek bir şey olmamış işte dizide. Öyle duydum. O yüzden izlemedim. İşaretli yerden kesin bu senenin bombası oldu resmen. Sürpriz yarattı. Çok beğendiğim bir dizi oldu. S bile verirdim ama Arkham Way Invisible gibi diziler. E mesela böyle dizileri izledin diyelim. Bundan çoğu kişi zevk alabilir ama bu diziyi herkes beğenmez. Ama güzel dizi yani 16-17 yaşın üstüne kesinlikle tavsiye ediyorum. Böyle daha yavaş ilerleyen, anlamlı, hayatla ilgili diziler izlemeyi severseniz bu dizi öyle bir dizi. Zaten önceden de konuşmuştum dizi hakkında. A veriyorum. Buradaki dizilerin hiçbiri beni pek fazla üzmedi. Beni etkilemedi bu diziler ama işaret yerden kesin. Ana karakteriyle, derinliğiyle, anlamıyla benim kalbimde yer edinmeyi başardı. O yüzden sana A veriyorum. En tepesindesin. Helal olsun. Ve son olarak da Baykuş Evin ikinci sezonu. Seni de inceledim zaten. Çok uzak zaman B vereyim. Şunun bir üstüne koyayım. Burası güzel. Evet hepsi bu kadardı. Of çok uzun mu oldu? Acaba ne kadar oldu? <laughs> Tamam ya fena değil çok uzun olmamış. Sizin de görüşlerinizi hangisi en iyiyse hepsini yorumlara yazabilirsiniz. Hangisini çok beğendiniz hangisini kötüydü. Ve bu listeyi siz de yapabilirsiniz dediğim gibi başta. Discord sunucumuzda etkinlik yapacağız. Oradan tier listlerinizi paylaşabileceksiniz. Muhtemelen 30 veya 31 Aralık'ta olacak bu etkinlik. Hepinizi sonucumuza bekliyoruz. Linki açıklamaya bıraktım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.